Nere? Tuş 91. Etiketsiz. Haritalar. Bildirim gör. Biz 14. Bildirim kapı. Secere 10 saniyeye. Secere kaydediyor. Herkese merhabalar millet. Bugün farklı bir konuyla birlikteyiz. Konumuz yeni bir metin konuşma motoru geliştirilsin mi, geliştirilmesin mi? Bununla alakalı ki bence geliştirilsin. Ben geliştirilmesinden yanayım. Bununla ilgili bir internet sitesi var. Bu sitede bir doldurulması gereken form var. Bu formu doldurup gönder düğmesine bastığınız zaman olumlu veya olumsuz bir biçimde formu doldurup gönder düğmesine bastığınız zaman geliştirilecek olan ses motorunun geliştirilmesine olumlu ya da olumsuz katkıda bulunmuş olacaksınız. Ben bu formu dün akşam bir arkadaş gönderdi ve gönderir göndermez kendim, kendi şahsım adına söylüyorum, şahsen olumlu bir biçimde doldurdum. Çünkü ben yeni bir ses motorunun üretilmesini isterim. Şimdi o formun bulunduğu internet sitesini açacağım ve içinde neler olduğunu ve formu nasıl doldurmanız gerektiğini size anlatmaya çalışacağım. İnternet, 3 yeni öğe, internet. Uyarı ses, kutu düzenle url arayın veya gir. Klavye görüntülen, kutu uzun bas, yapıştır, yapıştır tuşu. Ben bu formun adresini bu videonun altına da koyacağım. Dilerseniz girip formu doldurabilir, bu işe olumlu veya olumsuz bir biçimde destek olabilirsiniz. http.com git. Gidiyoruz. Klavye gizlendi. Evet. Kutu Google Play hizmetleri. İnternet. İnternet. Görme engelli Android kullanıcılarına yönelik metin okuma. TTS. Kullanım alışkanlıkları anketi. Evet. Formun içinde formu doldurmadan gezineceğim. Ve böylece sizin formun bulunduğu bu adrese gittiğinizde neyle karşılaşacağınızı size yapabildiğim düzeyde bildirmeye çalışacağım. Görme engelli Android kullanıcılarına yönelik metin okuma, TTS, kullanım alışkanlıkları anketi. Evet, şimdi doldurmuyorum formu, sadece içindeki bilgileri dolaşacağım. Bu kullanıcı araştırmasının amacı, görme engelli Android kullanıcılarının metin okuma, TTS, kullanım alışkanlıklarını ve tercihlerini analiz etmek, sonuçlar ışığında toplanan verileri ses tek başta olmak üzere diğer yerli metin okuma, TTS, motoru geliştiricileriyle paylaşıp yerinde ve doğru çalışmalara rehberlik etmektir. Eğer Android işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsanız ya da daha önce bir kullanım deneyiminiz olduysa, aşağıdaki soruları kendi kullanım alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurarak cevaplayınız. Kullanıcı araştırması ile ilgili bütün sorularınızı ve taleplerinizi. https://salihkunduz.net/iletisim. Seçmek için çift dokun. Şu an hala geziniyorum sitede. Sayfasından ulaştırabilirsiniz. Katılımınız için şimdiden teşekkürler. Hiçbir şey seçmiyorum. Formu doldurmayacağım. Az önce de söylediğim gibi. Çünkü ben zaten dün akşam doldurdum. Ben sadece formu nasıl doldurabilirsiniz ve bu formun içinde ne gibi sorular var ve bu sorulara karşılık nasıl cevaplar verebilirsiniz? Bunları sitenin içinde gezerek anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar süredir Android işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsunuz? Yanıtlanması zorunlu soru. Ne kadar süredir Android işletim sistemli bir cihaz kullanıyorsunuz? Yanıtlanması zorunlu soru. Yeni kullanıcıyım, radyo tuşu seçili değil. Yeni kullanıcıyım.
Yaklaşık bir yıldır radyo tuşu seçili değil. Geçiş yapmak için çift dokun. Yaklaşık bir yıldır. Yaklaşık iki yıldır radyo tuşu seçili değil. Yaklaşık iki yıldır. Yaklaşık üç yıldır radyo tuşu seçili değil. Yaklaşık üç yıldır. Geçmişte deneyimledim. Şu an kullanmıyorum radyo tuşu seçili değil. Geçiş yapmak için çift dokun. Geçmişte deneyimledim. Şu an kullanmıyorum. 3 yıldan daha uzun süredir radyo tuşu seçili değil. 3 yıldan daha uzun süredir. 3 yıldan daha diğer radyo diğer kutu düzenle diğer yanıt. Liste görünümü 7 öğelerini gösteriyor. Android cihazınız ile geçirdiğiniz zamanı düşünecek olursanız aşağıdaki işlevlerden hangilerini kullanıyorsunuz? Kullandığınız işlevlerin hepsini işaretleyebilirsiniz. Yanıtlanması zorunlu soru. İnternette gezinme işaret kutusu seçili değil. İnternette gezinme, harita ve navigasyon uygulamalarını kullanma işaret kutusu seçili değil. Harita ve navigasyon uygulamalarını kullanma, sosyal ağ ve iletişim uygulamalarını kullanma işaret kutusu seçili değil. Sosyal ağ ve iletişim uygulamalarını kullanma, not alma işaret kutusu seçili değil. Not alma, kamerayı kullanma, OCR, optik metin tanıma, nesne tanıma uygulamalarını kullanma işaret kutusu seçili değil. Kamerayı kullanma, OCR, optik metin tanıma, nesne tanıma uygulamalarını kullanma. E-kitap okuma, sesli kitap dinleme işaret kutusu seçili değil. E-kitap okuma, sesli kitap dinleme. Doküman düzenleme, bir sayfaya ya da uygulamaya veri girişi yapma işaret kutusu seçili değil. Doküman düzenleme, bir sayfaya ya da uygulamaya veri girişi yapma. Metin okuma, TTS ile ilgili detaylı sorulara geçmeden önce Android metin okuma TTS ayarlarını kullanımınız ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz? Yanıtlanması zorunlu soru. Metin okuma TTS ile ilgili detaylı sorulara geçmeden önce Android metin okuma TTS ayarlarını kullanımınız ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz? Yanıtlanması zorunlu soru. Seçmek için çift dokun. Metin okuma TTS ayarlarıyla ilgili detaylı bilgiye sahibim radyo tuşu seçili değil. Metin okuma TTS ayarlarıyla ilgili detaylı bilgiye sahibim. Telefonumda yüklü gelen metin okuma motoru TTS ve bu metin okuma TTS motorunun varsayılan ayarlarını kullanıyorum radyo tuşu seçili değil. Telefonumda yüklü gelen metin okuma motoru TTS ve bu metin okuma TTS motorunun varsayılan ayarlarını kullanıyorum. Bir fikrim yok radyo tuşu seçili değil. Bir fikrim yok radyo tuşu seçili değil. Bir fikrim yok. Liste görünümü 6 öğelerini gösteriyor. Android cihazınızda TalkBack ya da diğer uygulamalar ile birlikte aşağıdaki TTS motorlarından hangilerini kullanıyorsunuz? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. Yanıtlanması zorunlu soru. Seçmek için çift dokun. Google metin okuma. Telefonda yüklü gelen varsayılan metin okuma uygulaması, işaret kutusu, seçili değil. Google metin okuma. Telefonda yüklü gelen varsayılan metin okuma uygulaması. Vocalizer metin okuma işaret kutusu, seçili değil. Vocalizer metin okuma. Acapella metin okuma işaret kutusu, seçili değil. Acapella metin okuma. Eloquence metin okuma işaret kutu. Esipik metin. Samsung metin bir metin okuma uygulamasını diğer metin okuma uygulamasına tercih etmenizdeki en önemli sebep aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Yanıtlanması zorunlu soru. Bir metin okuma uygulamasını
Diğer metin okuma uygulamasını tercih etmenizdeki en önemli sebep aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Bilgisayarım ya da diğer cihazımı, ikincil bir telefon, tablet vesaire, aynı ses ile kullandığım için alışkanlığımı bozmak istemiyorum. Radyo tuşu, seçili değil. Metin okuma ve konuşma performansının iyi olması sebebiyle bu uygulamadaki sesi kullanıyorum. Radyo tuşu, seçili değil. Birden fazla dili destekledi. Birden fazla dili desteklediği için bu uygulamayı kullanıyorum. Radyo tuşu, seçili değil. Yeni bir metin okuma, TTS, uygulaması için ücret ödeyecek imkanım yok. Radyo tuşu, seçili değil. Android için Türkçe konuşan yeni bir metin okuma, TTS, uygulaması geliştirilse yaklaşımınız nasıl olur? Yanıtlanması zorunlu soru. Android için Türkçe konuşan yeni bir metin okuma, TTS, uygulaması geliştirilse yaklaşımınız nasıl olur? Mutlaka deneyip bir şans veririm. Radyo tuşu, seçili değil. Uygulamayı yüklerim. Metin okuma uygulamasının daha iyi yerlere gelmesi için de geri bildirimlerde bulunurum. Radyo tuşu, seçili değil. Mevcut metin okuma uygulamalarının ve TTS seslerinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Yeni bir metin okuma uygulaması ilgimi çekmeyecektir. Radyo tuşu, seçili değil. Derhal yükleyip kullanmaya başlarım. Derhal yükleyip kullanmaya başlarım. Mevcut metin okuma uygulamaları yetersiz ve TTS sesleri bana göre başarısız. Radyo tuşu, seçili değil. Liste görünümü, eğer yeni bir metin okuma, TTS, uygulaması yayınlanacak olsa hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. Ya bilindik bir TTS sesi ile konuşması işaret kutusu, birden fazla dilde kullanılabilir olması işaret kutusu, sesin akıcı ve anlaşılır bir insan sesi olması sesin akıcı ve hızlı bir robotik sesi olması işaret, uygulamada metin dosyası okuyucu ya da metni ses dosyasına dönüştürücü ek modüllerin de olması işaret kutusu, Android'deki standart metin okuma ayarları haricinde ses ayarlarının, ses düzeyi, ses perdesi, konuşma hızı gibi, metin okuma uygulamasından da kontrol edilebilir olması, metin okuma uygulamasında konuşma sözlüğü, kısaltma editörü gibi gelişmiş modüllerin bulunması işaret kutusu, seçili değil. Android'deki metin okuma, TTS, uygulamalarının bir kısmı belirli bir ücret karşılığı Google Play'den satın alınabiliyor. Yeni bir metin okuma uygulaması yayınlanırsa, fakat diğerleri gibi ücretli olursa düşünceleriniz nasıl olur? Ya, metin okuma, TTS, uygulaması için ücret ödemedim ve ödemeyi de düşünmüyorum. Radyo tuşu, seçili değil. Herhangi bir metin okuma, TTS, uygulaması için bir ücret ödemedim, ancak yeni uygulamanın potansiyeline göre ücret ödemeyi düşünebilirim. Radyo tuşu, her kullandığım mevcut metin okuma, TTS, uygulaması için bir ücret ödedim. Yeni bir uygulama için ücret ödeyeceğimi düşünmüyorum. Radyo tuşu, seçili değil. Beğenir ve almaya değer bulursam ücret ödemekten çekinmem. Radyo tuşu, seçili değil. Beğenir ve almaya değer bulursam ücret ödemekten çekinmem. Bir metin okuma uygulamasının satış fiyatı ya da bir uygulamadan, uygulama içi satın alma yoluyla alınan bir sesin fiyatı en fazla ne kadar olursa satın almayı düşünebilirsiniz. Yanıtla 10 Türk en fazla 50 Türk lirası, en fazla 50 Türk, en fazla 100 Türk lirası. En kullandığınız Android cihazın marka ve modelini paylaşabilir misiniz? Örnekler: Samsung Galaxy S10, Huawei P20.